İllegal bir şekilde füzedir, uçaktır, ne varsa onları anlamaya çalışıyorum. LED lambaların aynı zamanda Wi-Fi olarak çalıştığını düşünüyorum. Hani benim bunları yalnız yapmam zor. Benim size ihtiyacım var. Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Medipol Üniversitesi sponsorluğunda Medipol Üniversitesi'ne geldik. Çağdaş, Medipol'deyiz, üniversitedeyiz. Peki neden aynen buradayız? Şimdi abi ben sana bu nedeni önce şöyle bir madde madde sayayım. Edge teknolojisi, Wi-Fi çipleri, F-16 radar sinyali, 6G, uzayda biyolojik görüntüleme. Uzay dedim mi orada bir duracağım. Holo, tomografik mikroskop. Onu daha önce hiç duymadım Çağdaş. Öğreniriz şimdi. Pasif radar ve askeri telsiz çipi diyeyim. Şimdi sen düşünebilirsin abi, ne alaka abi, hala ben cevap bulamadım aynen, biz neden öyle buradayız diye. Arkadaşlar olay şu, az önce saydığım bu dünyada ses getiren teknolojilerin arkasında yerli mühendis, yerli hocalarımız var. Şimdi de abi buraya geldik. Hem bu hocalarımızla görüşeceğiz. Biz işlerinden 2-3 tane projeyi seçtik arkadaşlar. Hocalarımıza soracağız. Ya hocam siz bu projeyi üretirken nelerle karşılaştınız? Sizinle gelip çalışmak isteyen öğrenci arkadaşlar nasıl yolları izlemeleri falan filan. Beni de çok konuşturma. Tamam. Gel şimdi direkt abi ilk ürünümüzle direkt tak diye başlayalım. Şimdi arkadaşlar yanımda değerli hocamız doçent Mehmet Kemal Özdemir hocamız var. Kendisi elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünde öğretim üyesi. Hocam videomuza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Ben istiyorum ki projelerinizin isimlerini ve ne işe yaradıklarını birer cümleyle bizim takipçilerimize paylaşabilir misiniz? Medipol'deki çoğu hoca olarak yurt dışından yeni dönmüş hocalarız. Şu an sizin bile kullandığınız bazı ürünleri tasarladık. En çok gurur duyduğum bir ürün, 25 yaşında yaptım o ürünü. Askeri standartları sağlayan bir ürün geliştirdik. Ülkemde hani illegal bir şekilde işte füzedir, uçaktır, ne varsa onları anlamaya çalışıyorum ve onları harita üzerinde konumlandırarak da ne var ne yok o bilgiyi sunuyoruz. Bir füze atıldığında ülkeye normal sizin onu güdümlü füzelerle tekrar yok etmeniz zaman alıcı olduğu için tercih edilen bir metot değil. Onun yerine elektromanyetik fırlatıcılarla ya da elektromanyetik dalga üreterekten onları engellemek daha popüler. Tabii bizim Amerika'da çip tasarlamış arkadaşımız da aramızda. Biz bu Wi-Fi çipi. Wi-Fi çipini biz Amerika'da tasarladık. Hani orada Qualcomm diye bir şirket var. Hani Snapdragon denen çip tasarımının büyük bir kısmı hoca arkadaşımıza ait. Diğer çipleri hani satın aldığınız zaman başka bir ülkeden hani dinlenme ihtimali biraz daha yüksek. Hani bunları yaptık diyoruz ama hakikaten gece gündüz çalışarak da yani ben kendim... Değil mi hocam hiçbir şey kolay değil. Yok, değil mi? Hayır hakikaten arkadaşların çok çalışmaya niyetli ve sağlam iradeli olmaları gerekiyor. Diğer ülkeleri yakalamak kolay olmayacak. Diyelim ki 17 yaşındayım. Bu sene liseden mezun oldum. YouTube'da geziyordum. Web Tekno'nun videosuna geldim. Sizi gördüm. Sizi çok sevdim. Beni yetiştirse yetiştirse Kemal hocam yetiştirir dedi. Şimdi ne yapması lazım bu çocuğun sizinle birlikte çalışmak için? Bir de nasıl imkanları olacak? Sınava iyi bir şekilde çalışıp iyi bir dereceyle bizim yanımıza gelmesi gerekiyor. F-16 radar sistemini yaptığımda yalnız yapmadım. Yani yanında Tayvanlı arkadaşım vardı. O gece çalışıyordu. Ben gündüz. Yani 24 saat çalışıyorduk ama. 12+12. Hani benim size ihtiyacım var. Katkı sunmak istiyorlarsa yani güçlü iradelilerse anında projemizi alıyoruz zaten. Hani bizim için yani, de iyi bir şey. Ülke olarak çok çalışmamız lazım. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Turumuza devam edelim. Tamam. Şu an yanımızda Tuncer hocamız var. Tuncer hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bildiğim kadarıyla sizin uzmanlık alanınız 6G. Nedir hocam? Biz mi başlattık bunu? Ne oluyor? Aslında benim uzmanlık alanım haberleşme. 5. jenerasyon sistemler, 5G sistemler şu anda standartlaşma aşamasındalar. 6G sistemlerde Türkiye'nin bir yer edinebilmesi için biz araştırmalarımıza önceden başladık. Özür dilerim be hocam. Çekimden önce bana demiştiniz ki patent alabilmek için çalışmaları önden başlamamız gerekiyor. Bu standartlarda kimin daha çok patenti varsa o kişiler daha çok para kazanıyorlar. Diyelim ki bir cep telefonuna $500 verdiniz. Bunun 500 lirası patent sahiplerine gidiyor. Kendi fikri haklarının parasını kazanıyorlar. Genelde bu paralar Amerika'ya, Avrupa'ya, Japonya'ya ve şimdilerde Çin'e gidiyor. Bizim amacımız bu miktarın bir bölümünün artık Türkiye'ye gelmesi. Türklerin de bu pastadan pay alması. Bu 6G bizim hayatımızda neyi değiştiriyor? Bu 6G'de diyelim 2 adım öne geçtik. Ülkemizin bu işten faydası ne olacak? Şu anda 5G sistemler bizim gördüğümüz hızların 10 katını hedeflemekte. 6G'de bu 100 katına çıkacak. Bunun dışında mesela benim kendi çalıştığım sistemlerden bir tanesi görünür ışıkla haberleşme. Evinizde kullandığınız LED lambaların aynı zamanda Wi-Fi olarak çalıştığını düşün. Biz bu sistemin standartlarına katılıyoruz. Nasıl para kazanacağımızı sordunuz. Uluslararası bir patent sahibi olduğunuz zaman ve bu patent belli bir standardın içindeyse o standardı kullanan her kuruluş size belli bir miktar ödeme yapmak zorunda. Bu şekilde Türkiye para kazanacak. Şimdi diyelim ki ben hiçbir şey bilmiyorum. Dedim ki ben Tuncer Hoca ile çalışmak istiyorum. Sınavı da kazandım. Ne gibi avantajlarım olacak? Türkiye'deki öğretim bitirdikten sonra Kanada'da, Ottawa'da master ve doktorumu yaptım. Daha sonra Japonya'da Japonya Ulusal Bilişim Enstitüsü aradı.
patentine çalışmaya başladım. Orada 40'a yakın patent başvurumuz oldu. Hani şu anda Japonya'ya para kazandıran bir insan olduğumu söyleyebiliriz. Ha, benimle çalışmak isteyen öğrencilerle de daha önce Japonya'da ve Kanada'da edindiğim tecrübeyi onlara aktaracağım. Biz Medipol olarak TÜBİTAK'la, Aselsan'la, Türkiye'nin önemli haberleşme kuruluşlarıyla beraber projeler yapıyoruz. Öğrencilerimizin o şirketlerde, o kurumlarda staj yapmasına da öncelik tanıyoruz. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar. Teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Çağdaş'tan röportaj bağlandı. Ben devraldım ve Fatih hocamızı yakaladım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Bildiğim kadarıyla holografik mikroskop. Evet, holografik yanlışım varsa düzeltiniz hocam. Peki nedir bu? Ben ilk defa duydum. Ne olduğunu bilmiyorum. Işığın dalga davranışını kullanarak herhangi bir objenin 3 boyutlu görüntüsünü elde edebilmek. Buna holografi diyoruz aslında. Bunu mikroskopi uyguladığımızda da holografik mikroskoplar ortaya çıkıyor. Holografik mikroskoplar teknolojik olarak günümüzde yeni yeni geliştirilen, halen daha laboratuvarda olan ve sanayiye ve endüstriye henüz geçememiş teknolojiler. Bu teknolojilerin üstüne araştırmalar yapıyoruz. Tıp ve biyolojiyle iç içe bir şekilde oradaki uygulamalarına bakıyoruz. Diğer taraftan da malzeme ve mikroelektronikteki uygulamalarını da inceliyoruz şu anda. Hocam peki siz ne tarz çalışmalarda bulundunuz? Doktoramı İsviçre'de yaptım ve orada fotonik alanında bu holografik mikroskopların uzay araştırmalarında kullanılmasını inceledik. Diğer taraftan da tomografik ve süper görüntülemeyi sağlayan bir mikroskop sistemi geliştirdik. Bu ilk defa yapılmıştı. Arkasından 2013 yılında bu teknolojiyi ticaretleştirmeye çalıştık. İsviçre'de bir startup şirket kurduk ve 2013 yılından günümüze kadar da bu şirket halen daha aktif ve ürünlerini İsviçre merkezi olarak pazarlamakta. 2015 yılından itibaren de Medipol Üniversitesi'nde araştırmalara devam ediyorum. Diyelim ki ben 17-18 yaşında bir gencim. Üniversite sınavında bu bölümü kazandım. Sizinle çalışabilecek miyim? Ne tarz fırsatlarım olacak? Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Şu anda çok yetkin bir araştırma altyapısı kurduk aslında laboratuvar olarak. Fotonik alanında çok önemli araştırmalar yapabiliyoruz ve tabii ki de öğrencilerin bu laboratuvar araştırmalarına dahil olması onların opsiyonel değil, bizim de oradan istediğimiz bir şey. Birinci sınıf öğrencileri için belki birazcık erken ama ikinci sınıftan itibaren birinci sınıftaki temel dersleri aldıklarından sonra doğrudan biz zaten laboratuvar araştırmalarında yer almalarını istiyoruz. Biz gönülden teşekkür ediyoruz sizlere ve elimizden geldiğince de destek olmaya çalışıyoruz. Geldiğiniz için ben de çok teşekkür ederim. Fatih hocamızla görüştük arkadaşlar. Birazdan yanıma Çağdaş da gelecek. Yavaş yavaş da kapanışa geçeceğiz. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, hocalarımızla röportajlarımızı yaptık ve yavaş yavaş da videomuzun sonuna geldik. Medipol Üniversitesi'nde güzel bir gezinti yapmış olduk Çağdaş. Ben şöyle bir toparlayayım abi içeriği. Bu videomuzda arkadaşlar İstanbul Medipol Üniversitesi'ne geldik ve arkasında yerli mühendislerin olduğu, bizim de hatta pek çoğunu bugün öğrendiğimiz farklı farklı teknolojik ürünler hakkında bilgiler edindik. Valla böyle teknolojilerin de buralarda geliştirilmesine oldukça sevindik kendi topraklarımızda. Aynen arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.